Bunun ismi tımar. Tımar atına tımardır diye bir sözümüz var. Bunu çok fazla artık at bilmediğimiz için, kültürümüzü artık biraz unuttuğumuz için çok da bilmeyiz. Senin sineklendiğini biliyorum. Kardeş, sinekleri ben de sevmiyorum. Dur bir sakin ol. Tamam. Poz vereceğim. Askeri tecilimi bozdurdum. Askere gideceğim. Bir hayalim vardı. Kendi atımla kamp yaparak şehirler seyahat etmek istiyordum. Bu bana pek mümkün olmadığı için, kendi atım olmadığı için askere gitmeyi istedim. Buna da bu kardeşimi, at kardeşimi bana hediye eden Yasin abi oldu, kulüp başkanımız. Yiğit At Spor Kulübü'nün başkanı bana atı hediye etti. Bu sayede atla askere gidebileceğim. Askerliğim İzmir'e çıktığı için çok uzun bir metraj, sıkıntılı bir yol, 1000 kilometrelik bir yol. Ben bunu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım. Asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim. Sabah saat 7'de bugün haricinde yola çıkacağım. Öğlen 11'e kadar. Öğlen 11'de 2 saatlik bir mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem de ben dinleneceğim. 11'den akşam 6.30'a kadar tekrar yola devam edeceğiz. 6.30'da bu denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın gıdasını karşılayacağım. Ve sağlık kontrollerini yapacağım ve kamp yaparak bu şekilde ilerleyeceğim. 6 günde bu seyahatimi tamamlamayı planlıyorum. Bütün binicilik camiasının desteğini istiyorum. Ben bunu bir de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Atlar bizim kültürümüzde her zaman var oldu. Her zaman da var olacak. Bizim yapacağımız seyahat günde en fazla ortalama 80 kilometrelik bir yol kat etmek. Ve bu da arkadaşımın hiç zarar görmeden kat etmesini sağlayacak bir yol. Çok mutluyum ya. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok sağ olsun. Atla zorlu bir yolculuk olmayacak mı olduğunuz için? Onun için olmaz. O çok seviyor çünkü. İnşallah olmaz. Sana bir hayaliydi atla. Aynen, aynen. Onu bahseder misiniz? Zaten Peyden de söylüyordu. Ben kabul ettim. İnşallah içinde kalmaz. Daha güzel olur. Daha iyi olur inşallah. Evet, evet, bu tarafa doğru bakalım. Tabii. Sen çık. Ahmet buradaydı, bakar mısın? Tabii.